Kime sorsak mesleklerini öve öve bitiremiyor. Herkes mesleğini övüyor, her yerde anlatıyor. Hele kameralar açıldı mı herkesin mesleği en güzel meslek. Ama bir de bu mesleğin öbür tarafı var. İşte dedik ki neden olmamasında mesleğin karanlık tarafını, öbür yüzünü konuşalım. Hazırsanız başlıyoruz. Hocam, oynamanız bittiyse, makine mühendisi gelmiş. İstiyorsanız hemen şu video işini halledelim. Sana keyif alamıyorum abi. Bozuk bu. Verin yapsın. Yani hocam bu kimin? Bizim oğlanın. Yani makine mühendisiyle ne alaka? Daha iyi yapacak işim var ha makine mühendisi. Bunları yani, yapacak. Buzdolabı, çamaşır makinesi bu. Neden olmamasında bu sefer bir makine mühendisimiz var. Ferit Kaymak Bey ile birlikteyiz ama Ferit Bey'in bir özelliği daha var. Bütün buraları o yaptı. Evet, öyle bir hata yaptık. İlk olarak şuradan başlamak istiyorum. Bu makine mühendisinin iş hayatının kötü yönü ne? Okuldan başlıyor bir kere. Okulda mı kötü? Üniversiteye gidiyorsun erkekler hamamı gibi. Ama benim ev arkadaşlarım mesela çevre mühendisiydi. Adamlar da bir takım zor çıkarıyordu halı saha takımı. Çevre mühendisinin öyle bir avantajı mı var? Tabii öyle bir avantajı var. Hata yapmışım. Dersler de mi zor peki hocam? Müthiş. Mesela ben matematiği çok severdim. Üniversitede soğudum. Matematiği sevmiyorum şimdi. Benim ev arkadaşıma matematik anlattım. Kalırsın dedim. Adam 90 aldı. Ben kaldım. Bu makine mi? Okumaktan başlıyorsun hocam. Okumaktan başlıyorsun. İş hayatına gidiyorsunuz. Orada da galiba orada zaten düzelmiyor. Hiç düzelmiyor. Mesela mimari grupla hiçbir zaman barışık olamıyoruz. Onlar bizi sevmiyor. Biz onları sevmiyoruz. Bu şeyde hep var ama değil mi? Makine mühendisliğinde de var, inşaat mühendisliği. Tabii. Mimarla inşaat mühendisliği, makine mühendisliği hep bir kavgalı halde. Sevmezler bizi. Çünkü biz onlardan boşluk isteriz. Ya işte benim detayım bozuyor ama iş bittiğinde olay senin kucağında kalıyor. Mesela ben burayı mimar grupla biz tasarladık, yaptık. Hı-hı. Tasarım aşamasında ciddi problemler yaşadık. Vermediler bir takım şeyleri. İş bittiğinde direkt benim kucağımda. İşletmesini de ben yaptığım için buranın. Hı-hı. Beni arıyorlar. Kimse mimar aramaz bir daha. Ama mimar çizdi bitti. Abi zaten mimarlar hep böyle. Bakın gerçekten. Denizbank'ta da gördük mimarları. Aynen. Abi rahat onlar. Bir de iş yapıyormuş gibi gözüküyorlar. Tabii. Ama makine mühendisi de öyle değil. İşin gerçek arka planı İşin operasyon tarafında olduğu için. Yorulanlar onlar. Aynen. Ama değerin de yok. Değer de bilinmiyor hocam mühendislerin. Maalesef. Peki hocam şimdi işe giriyorsun. Şimdi şöyle bir şey de var anladığım kadarıyla makine mühendisliğine. Bu arada makine mühendisliğine birazcık torpil yapmak istiyorum. Niye? Çünkü benim babam da makine mühendisi. Çok güzel. İlginçtir ama o da inşaatlarda süründü. Yıllar boyunca inşaatlarda makine mühendisliği dediğimizde sanki böyle fabrikada değil, makinelerle uğraşacak, böyle teknolojik aletler yapacak gibi düşünüyoruz ama öyle bir durum yok. Zaten şeyden başlıyor olay. Evde çamaşır makinesi bozulmuş. Babam diyor ki yapsana. Makine mühendisi değil misin ya? Çamaşır makinesi mühendisi miyim ben? Ya şey kısmı var değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Sığ tesisatla ilgilenen de makine mühendisi. Tabii. Otomobille ilgilenen de makine mühendisi. Çamaşır makinesiyle ilgilenen de makine mühendisi. Aynen öyle. İmalat tarafı var. Enerji tarafı var. Mekanik tarafı var. Ben mesela mekanik tarafını seçmiştim. Şu an mekanikçiyim ben. Ha, bunu ne zaman seçiyorsunuz hocam? Üniversitede seçilmiyor bu. Ya üniversitede... Yani aslında var ben enerjiyi seçmiştim bizim okulda. Ama tabii şimdi daha da değişmiş oluyor. Ben 20 seneye geçti. Artık meslekte de eskidik. Sektörde seçiyorsun. İş başlangıcı yaptıktan sonra seçiyorsun. Giriyorsunuz orada uzmanlaşıyorsunuz. Aynen orada uzmanlaşıyorsun. Çünkü okulu bitirdiğinde sadece imza etkin var. Başka bir şeyin yok. Peki bir şey soracağım hocam. Gerçekten işe yaradığınızı düşünüyor musun? Bazen hayır. Ya, babam da bulaşık makinesi bozuldu bu arada aynısını yaptık. Bulaşık makinesi tamir edemedik. Allah kahretsin. Makine mühendisi adam yapamadı abi. Sonra bir şüphelendim çünkü ben buraya gelmeden önce oldu bu iki gün önce. Yapamadık bulaşık makinesini kaldı öyle. Ya hakikaten mesela şu anda Denizbank'ta siz işten atılsanız Allah korusun. İşler böyle bir bozulur mu sizce? Şöyle mesela ben burada teknik servise bana bağlı ben yönetiyorum. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Ben de değilim. Yani bir takım işler sekteye uğrar mı? Uğrayabilir. Ama çok kısa sürede toparlarken kurumsal bir yer sonuçta. E hocam o kadar şikayet ettik de tekrar önünüze bir fırsat gelse yine makine mühendisi olur muydunuz? Yazılımcı olurdu. Herkes yazılımcı çok rahat. Ya. Hiçbir iş yapmıyorlar ama çok değerliler. Bir şey değil mi? Katılıyorum. Ben hiçbir iş yapmadığını düşünüyorum. Bak bu ülkede hocam iki kişi. Akademisyenler ve yazılımcılar. Bu iki grup iş yapmıyor ya gerçekten. Yapıyormuş gibi gözüküyor. Yapıyormuş gibi gözüküyor. Bir de havalı. Peki ne kadar stresli hocam? Müthiş. Ya ben... 1 ile 10 arasında puanlayın desem. 8. O kadar stres yaratıyor mu? Evet. Ne yaratıyor hocam? Bulaşık makinesi tamiri yok. Burada ışıkları yapmışsınız. Fatih Bey şikayetçi düzgün çalışmıyor. Şimdi mesela biz şubeleri de biz yapıyoruz. Yeni sıfır şubeleri. Proje aşamasından başlıyor stresi. Önce bir yer muhabbetimiz başlıyor. Yok klimaya yer ayarla. Ona yer ayarla. Yer alamıyorsun mimardan. Hı-hı. Bazen bina müsait olmuyor. Bu defa ürün tedariği. İşin bitimi 45 gün. Klimacı veriyor 12 hafta. Nereden bulacağız klimayı? Nereden bulacağız? Bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bu işin derdi bitmiyormuş. Bitmiyor. Hocam.
Ve sonrasında iş bitiyor, bu defa işletmesi başlıyor. Normalde işletme tarafı bizde değil ama bir yıl bizi arıyorlar. Hı. Mühendisler arıyor bir yıl. Bir yıldan sonra teknikerler devreye giriyor, bakımın tarafı. Yani böyle bir stresli süreci var. Vay be, babamı şimdi daha iyi anladım. Ya. Babam hep diyordu bana. Ben oğluma diyorum, benim de iki tane oğlum var, sakın diyorum makineyi seçmeyin. Seçtim nasıl çocukları? Yok, imkansız, yazılımcı ol. Hiçbir şeye karışmıyorsun, horoz tavuk misali. Parayı da götürüyorsun. peki hocam, siz niye seçtiniz? Zamanında değerliydi bizim zamanımızda. Eski o zaman çok mesela ben üniversiteye girdiğimde bizim okulda tıp, sonra biz geliyorduk. Havamız çok fazlaydı. Ne oldu? Söndürdüler. O zaman yazılım yoktu ki. Bu kadarısı sönmemeliydi hocam. Tabii çok çabuk söndü. Peki iyi yönü yok mu? Çok yani. Ne mesela? Mesela hiç gelmedi aklıma mesela. Hiç gelmedi ya böyle anlatacak aklıma bir şey. Dolarla mı kazanıyorsunuz? İmkansız. Dolar deyince ben bir anda öyle zannettim. Yok, o yok, da yok. İmkansız. Aslında evet, iyi yönü şimdi çok dedim ama okuldayken vardı. Şu an hiçbir yönü yok. Üniversiteyken değerliydik. Okul bitti. Değerimiz de yok. Sokağa attılar hocam. Sokağa attılar. Zaten işi de kendin bulmaya çalışıyorsun. Hı-hı. Bir tıp gibi veya bir öğretmenlik gibi falan da değil. İşi de bulmakla uğraşıyoruz. Bir de o kısmı var. Aynen öyle. Bir de çalıştığınız yere göre de çok değişiyor anladığım kadarıyla. Hele bu tabii. İnşaat sektörüne falan girerseniz. Ha mesela ben de inşaat sektöründe başladım sektöre. Son 8 yıldır Denizbank'tayım. Ya burada da işte aslında biz bir nevi inşaatçılık yapıyoruz. Ya masa başı çalışıyoruz ama şantiyeler devam ediyor. Şantiye ziyaretleri. Yani yorucu bir süreç. Peki hocam, şu an bugün sizi işten atsalar, atılacak gibisiniz. Muhtemelen. Abi ne kadar sürede sizce iş bulabilirsiniz piyasada? Ne kadar alırsınız? 3 günde olur musunuz? İyiymiş hocam. Makine beni işten atsalar ben bir şey 10 yıl bulamam ya. Tamam, bir ay çalışmayacağım atılırsa. Bir ay çalışmayacağım. Yatacağım mı diyorsunuz? Yatacağım bir ay. Ya bir piyasada ay. O zaman belli bir tecrübe erişmiş. Belli bir tecrübe erişmişsen ve belli bir çevren varsa ondan dolayı iş bulabilirsin. Hı-hı. Şu an ben mesela oğluma diyorum, sen makine mühendisi olsan benim okulumu bitirsen. Şu an Türkiye'deki 3 tane okulun haricinde okulu bitiren makine mühendisi hiç bulamaz. Anca bir çevresi varsa bir yakını. Ya burada ya çevre olacak ya da ama şöyle bir durum da ya var. Ya da çok kaliteli bir okul bitirmen lazım. Ama belli bir tecrübe edindiyseniz piyasada, özellikle mühendislik alanlarında hemen havada kapalı insan olmaya başlıyorsunuz. Mesela şu an ben Cumhuriyet Üniversitesi mezunuyum. Yani meslekte 20 seneyi geçtim. Bizim de bir çevremiz oldu sektörde. Gittik bundan öncesine. Artık olmuşsunuz. Bakın tamam olduk evet. Neyi farklı yapardınız da daha hızlı ilerlerim derdin? Şunu bilseydin daha öncesinde. Daha da ilerleyemezdim herhalde ya. Zaten son noktam bu mu? Ha son noktam bu mu? Mesela bir şey... Ha şöyle evlenmeseydim mesela. Ha, onu söyleyeyim. Ha onu söyleyeyim. Evlenmeseydim yurt dışında çok farklı konumlarda olabilirdim. Evliyken o teklif geldi. Gidemedim. Bunu yayınlayabilirsin Fatih. Eşim izleyecek. Peki hocam. Burada bu mesleği niye seçtiniz o zaman? Ya aslında bu mesleği niye seçtim? Doğru söylüyorsun. Ya mühendis olmak istiyordum. Mühendisliğin içinde de beni cezbeden buydu. O zamanlar dediğim gibi bilgisayar falan bu kadar revaçta değildi. Bizim o dönemlerde. O zaman dediniz ki yani ÖSS ya, puanım bu, ona göre bu. Ya benim puanım da yüksekti. Ben girdiğimde ilk üçteydim sınıfta. O puan barajında. Okulun bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Açıkçası yani bizi yönlendiren de olmadı. Ben mühendislik istiyordum. İnşaatı sevmiyordum, inşaat mühendisliği. Çünkü onlar tek statik bildikleri için. İnşaat statik... sevmiyordum, inşaat yapıyorsunuz hocam. Yok, statik onlar sadece statik hesabı tamam. Yapıyor, demir hesabı yapıyor, başka hesapları onlar yok. Onlar da boş mühendis. Bizim gibi, bizim gibi. Ama bizim gibi biraz daha genişti mesela. Ben enerji tarafı var, dediğim gibi mekanik, imalat. Ben mekaniği seçtim. Mekanikte yöneldik. Kısmen uzmanlaştık diyelim. Peki hani bu mesleği diyelim ki bir şu anda izleyenlerden genç bir tane arkadaşımız bakıyor diyor ki ben olsam mı olmasam mı diye düşünüyor. Kime daha yatkın sizce? Kimler daha yatkın mesleğe? Hani şu tipler olsun dediğiniz kim var? Ya bekar anladığım bir kere kadarıyla. Bekar olacak. Enerjik olması lazım. Mesela şantiye tarafında ciddi enerji harcaması gerekiyor. Çünkü ben şimdi bu yaşta şantiye dönerim ama tabii biz bu saatten sonra yönetici pozisyonunda olacağımız için o kadar çok enerjiye gerek kalmayacak. Masa başında daha çok olacak. Ama ben daha mesela ben 3 gün eve gitmeden çalıştığımı biliyorum. Rekorum 3 gün. İnşaatlarda. 3 gün aralıksız bir fabrika yapıyordum. Fabrika imalat durmuştu. 3 gün eve gitmeden çalıştık. Ne kadar kazanıyorsun hocam? 15 bin lira. 15 olamaz ya. Bunun sonu 15 bin olamaz. ama lira dedim hocam. Lira belki dedim. Başka lirasıdır. 50 ile 70 bin arasında kazanır mesela sizin seviyenizdeki birisi? Ya tabii. Piyasada kazanır. Kazanır, rahat kazanır. Peki bunun üzerine çıkar mı? Yani 100 binleri, 200 binleri çıkar mı ortamda? Alan arkadaşlarım var. Ama ender tahmini. Genelde. Yani, çok fazla değil. Bir de büyük ihtimalle artık hani çok her bütün şeylerin mezunları çok fazla olduğu için bölümlerin tahmini. Tabii, herkese bir... Bir de şu an hakikaten her köy üniversite açıldığı için bütün ilçelerde üniversiteler oldu. Evet, büyük çok üniversiteler, çok mezun var. Çok mezun var. İhtiyacın üstünde mezun var.
Bu da elbette ki maaşları ilk başlangıçta birkaç üniversite ve birkaç meslek dışında tahmin çok fazlası düşüyor. Aynen öyle. Peki hocam tatmine puan verin desek meslek tatmininiz 1 ile 10 arası. 9. Ha tatmin yüksek. Tabii. Niye? Ya bir kere değerlisin şeyde. Çantayla değersizsin ama mesela biz gidiyoruz şube ziyaretine. Hı. Orada el üstündeyiz. O Denizbank'ta olduğu için. Tabii. Şube müdürünün ayrı işi var, operasyoncunun, gişecinin, herkes bir şey istiyor. Senin bir de mühendislik yakalamış, genel mülkten gelmiş. Onu görme ihtimali çok düşük. En son biz şey hesabı yaptık. Babam bana şey dedi, oğlum dedi, sen yani akademisyen oldun da dedi. İşte ustabaşının şu anda günlük yemesi dedi 2000 lira. Daha ucuza çalıştırabileceğim ustabaşı yok, yok benim dedi. Yok doğru söylüyorum. Evet. Hani kalfasını malfasını alsa 2500, en alttan alsan 1500 TL hesapladık. Benden çok kazanıyor. Dedi ki bak oğlum dedi, gitseydin bunları yapsaydı şu an çok daha fazla kazanacaktın. Hakikaten artık mavi yakalı şey de fazla. Aslında program mavi yakalı mı alsak abi? Bizden daha değerli. Mesela benim arkadaşım var, kaynakçı. Adam 80 bin liraya geliyor maaşı. Ki rahat çalışıyor, az az çalışıyor. Yani kendini sıksa 2x2 yapar. Yapar, hakikaten yapar bu arada. Çünkü ciddi para kazanıyorlar, değerliler. Yok çünkü yetişmiyor. Ama diğer taraftan da mühendislik gibi mesleklerde tecrübe alınca maaş var. Ya, çok bizim başlıyor. Sektörde öyle. Yani tecrübe aldıkça. Ve de iyi bir mühendislerin sayede uçup gidiyorsunuz. Aranın adam haline dönmeye başlıyorsunuz. Aynen öyle. Danışmanlık vesaire işleri başlıyor ondan sonra. Peki iş rutininiz nasıl hocam? Bir gün nasıl geçiyor ortalamadan? Sabah 6'da kalkıyorsun. Karşıda oturduğum için. Trafik servisine geliyorum. Çünkü arabayla gelinecek gibi değil. Ya maddiyatını geçtim o yol sabah akşam çekilecek dert değil. En azından serviste uyuyorsun. Yani eğer şube ziyaretimiz yoksa, şube ziyareti varsa apayrı bir şey zaten. Şube ziyaretimiz yoksa burada işte rutin, mail, proje. Öyle bir yoğunluğumuz var. Ha, şube ziyareti olunca olay değişiyor. Sabahtan havalimanı yetişme derdim var. Şubeye gideceksiniz. Şubeye gidiyorsunuz, şeyleri mi yapıyorsunuz hani? Şubelerin proje aşamasından başlıyoruz. Projesini yönetiyoruz önce. Projesi oluşturuluyor vesaire. Tasarım bitiyor. Ondan sonra uygulama. Uygulama için de bir alt inşaat bitmeden gidiyorsun, görüyorsun imalatlarda problem var mı? Yoksa inşaat bitiyor, tamamlanıyor. Bir hafta 10 gün ya da 20 gün sonra gidiyorsun. Eksiği gediği var mı? Kontrol. Çünkü adam para alacak firma. Yani bizim imzamızla para alabildiği için kontrol etmek gerekiyor. Ama bu da bir yorucu bir süreç tabii ki. Peki Ferit Hocam, şu üçünden hangisine en çok ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz şu anda? Para mı, itibar mı, zaman mı? Para. Para ve zaman. İtibar yeterli zaten. Bunu 15-20 yıl önce gitseniz aynısı mı derdiniz? O zaman sadece para derdim herhalde. Zaman ihtiyaç yok. Yeni mezun. Yeni mezunsun, yaşın çok genç. Peki hocam, şimdi bu mesleği seçeceklere öneriniz ne? Ya bilerek seçsinler. Üniversiteden başlıyor bir kere zorluk. Matematikten nefret ediyorsun. Hayatın komple matematik. Yani artık öyle bir boyuta geliyorsun ki hesap makinesi kullanmaktan çarpı tablosunu unutuyorsun. Çünkü bizde her şey hesap makinesiyle olduğu için mühendislik makinesi bir de fonksiyonel makinemiz var biliyorsunuzdur. Yani zorluklar çok fazla. Zaten kazanmak için ayrı bir dert. Kazanması bir zor, okuması ayrı bir zor. Mesela bir tıp gibi değerin yok. Ya da bir yazılımcı gibi. Çıktın havada da kapmıyorlar. Kimse havada da kapmıyor seni. İş derdin başlıyor. Çevren varsa iş bulabiliyorsun. Ya da çok iyi bir okuldan dil vesaire bilerek mezunsan öyle iş bulabiliyorsun. Gibi gibi etkenleri var. Onun dışında sürünmece, stres, aynen. Az maaş. Stres çok fazla. Ki yeni mezunsan maaşın ciddi düşük seviyede. Neden olmaması serisinde çok uygun bir program oldu Ferit Hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İzleyenlerin hepsi makine mühendisliğinden soğudular. Bence de. Güzel de oldu. Ama Denizbank'ta çalışılır. Denizbank ayrı hocam, onu ayrı parantez açıyoruz. Bunun dışında farklı mesleklerden çağırmamızı isteyen insanlar varsa aşağıda yorumları yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Serinin devamını izleyebilmek için çok farklı ve faydalı başka içeriklerimiz de var elbette. Görüşmek üzere. Teşekkürler hocam. Güzel çok, hocam. Çok güzel program. Çok güzel. Bence ben de çok beğendim. Nasıl iş ya? Açmıyor. Ben yaptım, benim kartım açmıyor. Steve Jobs'ın da başına aynısı gelmiş. Dur abi, ben açayım orayı ya. Nasıl yani? Ben bu konuyu görüşeyim en iyisi. Hadi hocam, yine yaptın. Hadi şimdi yaptın.